Merhabalar, nasılsınız? Ben Hiroş Nakajima. Tazelenme Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bugün biraz Japonya'da. Evet. Ve Japon bahçesi. Çok güzel. bugün buradan egzersiz yapıyorum. Tamam. Sonra ilk el parmaklar masaj. Böyle. Evet. Tamam. Evet. Ve üst. Ve parmaklar. Evet. Bunlar sağ el. Üst. Evet. Ve parmaklar. Tamam. Evet. Bunda el. Üst. Yukarıdan. Böyle. Evet. Tamam. Ve işaret. Orta parmak, ayaz. Ve orta parmak, yüzük parmak, ayaz. Ve yüzük parmak, serçe parmak, ayaz. Evet, tamam. Okay. Sonra sağ. Aynen. Böyle. Tamam. Ve evet. İşaret parmak, orta parmak, ayaz. Evet. Ve orta parmak, yüzük parmak, ayaz ve yüzük parmak, serçe parmak, ayaz. Evet, tamam. Okay. Sonra sol avucu iç. Evet. Tamam. Ve orta. Evet. Ve baş parmak. Evet. Tamam. Ve sağ. Evet. Avucu içi. Evet. Ve orta. Tamam. Ve evet. Baş parmak. Evet. Tamam. Okey. Sonra serçe parmak. Yukarıda. Evet. Tamam. Ve yüzük parmak. Evet. Ve orta parmak. Evet. Ve işaret parmak. Sonra baş parmak. Baş parmak biraz. Evet. Böyle. Evet. Tamam. Güzel. Sonra sağ. Serçe parmak. Evet. Ve evet, yüzük parmak. Evet. Ve orta parmak. İşaret parmak. Evet. Ve baş parmak. Evet. Tamam. Okay. Güzel. Tamam. Nasılsınız? Evet. Okey. Sonra omuz. Evet. El omuz. Evet. Ve dirsek. Evet. Evet. Ve yukarı. Geriye. Aşağı. Evet. 10, 2. Üç. Dört. Beş. Altı. Evet. Yedi. Sekiz. Dokuz. O tamam. Okay. Sonra dirsek geri ve yukarı ve aşağı. Evet. İlk ve üç.
5 6 7 8 9 ve 10. Ama okay. Güzel. Tamam. Sonra kol yan. Evet. Tamam. Ve el boy. Tamam. Yavaş. Yukarı ve aşağı. Tamam. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tamam. Okay. Sonra kollar. O da doğru. Evet. Ve eder avucu içi üst. Evet. Karnı. Ve çeviriyor. Tamam. Şimdi baş parmak böyle. Evet. Serici parmak böyle. Evet. Ve tamam. 3 4 5 evet. 6 7 8 9 ve 10. Tamam. Okay. Sonra burası. Evet. Ve aynı. Tamam. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Okay. Güzel. Sonra sağ kol. Evet, böyle. Tamam. Evet. Ve sol el sağ. Evet. Burası. Böyle. Evet. Tamam. Ve sol kol yukarı. Evet. Ve sonra. Yavaş. Evet. Ve tekrar yukarı ve sonra 2 evet yukarı sonra 3 evet 4 evet sonra 5 evet. Sonra sol kol yukarı ve sağ yana. Evet. Ve yukarı. Yukarı ve sağ. Evet. Tamam. Okey. Nefes al. Evet. Ve baş. Evet. 3 yukarı 4 ve son yukarı ve tamam. Okey. Güzel. Evet. Sonra el parmaklar böyle. Evet. Ve şimdi nefes al. Ve nefes baş. O ne doğru.
Evet. Öyle. Şimdi evet. Biraz karşıya geriye. Evet. Ve eller oraya doğru. Evet. Tamam. Ve res. Nefes. Bah. Evet. Şimdi el böyle ama nefes ağır. Evet. Ve bah. Oh, tekrar nefes ağır. Ve bah. Evet. Nefes ağır. Bah. Sonra eller karşı. Evet. Tamam. Ve sağ bacak topuk yukarı. Böyle. Tamam. Sağ topuk yukarı. Evet. Ve aşağı. Tamam. Tekrar sağ. Şimdi sağ bacak düz. Evet. Tamam. Dön kemik böyle. Evet. Tamam. Aşağı. Sonra sağ bacak öne. Evet. Ve topuk. Evet. Şimdi sağ bacak düz ve sol diz böyle. Tamam. Evet. Sırt düz. Evet. Ve yavaş öne. Sol topuk böyle. Evet. Ve geriye. Tamam. Tekrar öne. Ve geriye. Üç. Sonra sol, sol bacak, yavaş ona doğru ve topuk, tamam ve ona, evet, ve geriye, evet,
Okay. Sonra biraz. Evet. Ve diz. Ve beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Tekrar. Bir. İki. Sonra yan. Aynen. Bir, iki, üç, dört, beş ve on. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet. Ve arka. Sonra sağ bacak ve sol. Yavaş. Bir, iki, al, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Tamam. Ve bacaklar aynı. Bir, iki ve üç, dört. Sağ el, sol diz. Evet. Ve bir, iki, üç, dört. Tamam. Tekrar. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Okey. Sonra diz. Bir, iki, üç, dört, on. Diz, biraz yüksek. Evet, tamam. Ve bir, iki, üç, dört, on. Yavaş. Bir, iki, üç, on. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, on, bir, iki, üç, dört. Tamam, okey. Güzel. Sonra en son. Nefes. Evet. Al. Ve nasılsınız? Bugün ders o kadar. Evet, çok teşekkür ederim. Bay bay, görüşürüz. Ben operatör doktor Mesut Çoban, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Tazelenme Üniversitesi Gönüllü Öğretim Üyesiyim. Bugün sizlere kulak çınlaması, toplumda çok karşımıza çıkan
kulak çınlaması konusunu anlatacağım. Evet. Evet, devam edelim. Kulak çınlaması, hani derler ya, hayırdır inşallah, kulağın çınladığı zaman hayırdır inşallah, birisi beni hatırladı, anımsadı derler. Tabii ki bu söz ne derece doğru, ben onun tartışması içinde olmayacağım. Ama bize göre kulak çınlaması şu: dışarıdan ses gelmediği halde, dışarıdan ses yok, çevremizde herhangi bir ses yok, kulağımızda, beynimizde bir ses hissetmemiz. Bu ses iç kulakta saçlı hücrelerin dökülmesiyle oluşabileceği gibi vücudumuzun herhangi bir yerinde, kulağa yakın organlarında olabilecek sesleri kulağın algılamasıyla karşımıza çıkar. Yani normalde dışarıdan herhangi bir ses gelmemektedir. Ve biz olmayan bir sesi kulağımızda duymaktayız. Evet, değiştirelim. Şimdi burada iki kulak gözüküyor. İki kulaktan gelen sesler beyinde birbirleriyle çapraz olarak bir miktar sinir lifleri karşıya doğru çapraz olarak geçebilmektedir. Kulak çınlaması tek taraflı olabildiği gibi çift taraflı da olabilmektedir. Tek taraflı olması daha anlamlıdır. Evet, değiştirelim. Arkadaşlar, toplumun aşağı yukarı %10'u kulak çınlamasından etkilenir. Yaş ilerledikçe kulak çınlaması artmaktadır. En fazla 40 ila 70 yaş arasında özellikle çoğalır. Gürültü, travma gibi nedenlerle birkaç saat süren, 1-2 saat süren kulak çınlamasının bir önemi yok. Ama günde 5 dakikadan fazla, haftalarca süren bir kulak çınlaması anlamlı olacaktır. Bunun anlamı önemli bir sağlık sorunu olabileceği gibi olmayabilir de, genellikle olmayabilir. Ama nedeninin araştırılması lazım. Kulak çınlaması kişinin düşünmesini, duygularını, uyku halini etkilediği zaman onun günlük yaşantısında sorunlar yaratmaktadır. Huzursuzluğa neden olmaktadır. Uyku uyuyamayanlar vardır. O bakımdan önemlidir. Fizyopatoloji olarak şunları söyleyebiliriz. Saçlı hücrelerin yıpranması, dışarıdan ses geldiği zaman elektrik oluşurken dışarıdan ses gelmeden saçlı hücrelerin yıpranması kendisi iç kulakta elektrik doğurarak beyin otomatik olarak onu ses olarak algılar. Ve anlamsız bir sestir. Bu anlamı yoktur. Ama bunlara subjektif tinnituslar diyoruz. Objektif tinnituslarda kalp sesi, damar sesi, vücudun herhangi bir yerinde normal sesi algılamaktadır. Evet, bunlar da objektif tinnituslar diyoruz. Şayet bir kişi hiçbir yerde ses olmadığı halde ses duyuyorsa, ses algılıyorsa ve bu anlamlıysa, anlamlı bir ses duyuyorsa, bu halüsinasyondur. Bu psikiyatriye gönderilecek vakalardır. Bunlar kulak burun boğazın dışına çıkar. Evet. Subjektif tinnituslar, biraz önce de ben bunu söyledim. Daha önce presbi aküzde de aynısını söyledik. Çünkü kohlea, vestibüler sistem, beyin, bunlar ortak olarak çalışmakta. Birinde olan sorun diğerine de yansımaktadır. Saçlı hücrelerdeki dökülmeler işitme kaybına sebep olduğu gibi kulak çınlamasının, aynı zamanda baş dönmesine sebep olmakta. Aynı zamanda demansa, bunamaya doğru sebep olmaktadır. Yani hepsi birbirine bağlı bunların. Ama kulak çınlamasının %95'i subjektif tinnituslar. Yani iç kulaktan kaynaklanıyor. Evet. Şimdi burada yine görüyoruz, saçlı hücreleri görüyoruz. Üzerinde keman yayı gibi bir kısım var, tektoral membran. İşte bu sinir hücrelerinin uçlarının dökülmesi
elektrik oluşturur ve o elektriği beyin anlamsız bir ses olarak algılar. Bu Ağustos böceği ötmesi, kapı gıcırtısı, değişik sesler olarak kişi bunu tarif eder. Evet. Şimdi bu subjektif tinnituslar ki tinnitusların %95'ini oluşturduğunu söyledik. Bunlar kulakla ilgili, kulakla ilgili olanlar var. İleri yaş işitme kayıplarında kulak çınlamasının olacağını söyledik. Bunlar da. İleri yaş işitme kayıplarında bir önceki derste anlattık. İşitme kaybı, kulak çınlaması ve denge bozukluğu var. Ve sonra tedavi edilmesi demansa gidiyor. Burada da aynı durum. İleri işitme kayıplarında tinnitus vardır. Gürültüye bağlı işitme kayıplarında tinnitus olur. Meniyer hastalığında kulak kireçlenmesinde yine kulak çınlaması olmaktadır. Tiroid hastalıklarında, hipertiroidide, kandaki yağ miktarının yüksek olmasında, çinko eksikliğinde, vitamin eksikliğinde yine metabolik fonksiyon bozukluğu olarak kulak çınlaması olur. Nörolojik olarak da kafatası kırıkları, travmalar, multiple skleroz, MS dediğimiz menenjit kulak çınlamasına sebep olabilir. Farmakolojik olarak da biraz önce anlattığımız bazı ilaçların da işitme kayıplarıyla birlikte kulak çınlamasına sebep olduğunu söyledik. Aspirin, nisait gibi romatizmal bazı ilaçlar, aminoglikozitler, ağır metaller, zehirlenmeler, aşırı tuz tüketimi, ben onu söyleyeyim. Yanlış beslenmeyi de burada ilave etmem lazım. Tansiyon yükseklikleri, düşüklükleri, bunların hepsi kansızlık, aşırı kanın olması, hemoglobin çok yüksek olması yine iç kulakta beslenmeye bozukluğuna sebep olacağı için, tıkanıklığa sebep olacağı için yine çınlamaya sebep olabilir. Depresyon çınlamayı arttırır, sıkıntı çınlamayı arttırır, kişi kendisini dinleyemeye başlar. O kulak çınlamasını ekarte edemez, vücudu onu yenemez yani. Evet, devam ediyoruz. Evet, objektif tinnituslar, arkadaşlar bunlar az ama hastalar bunlardan çok tedirgin oluyor. Esasında burada vücudun herhangi bir yerinde vücut bir ses üretiyor. Ama işitme aygıtı, kohlea bunu algılıyor. Objektif tinnituslar bunlar. Bunu hekim stetoskopla dinleyerek duyabilir. Hasta duyabilir veya bir başkası da duyabilir. Yani elektrik oluşup da oradan ses olarak algılanma değil. Direkt ses bu. Dışarıdan gelen ses gibi ama vücuttan gelen bir ses. Ve bu da %5 civarında. Ama hastaları çok korkutuyor bu. Genelde senkronize bir sestir. Kalp atımına bağlı olabilir. Organların çalışmasıyla ilgili olabilir. Bunlar objektif tinnituslardır. Daha çok damak, ortak kulak kaslarının düzensiz kasılmaları, gıcır gıcır diye bir ses yapar. Yani damak ve ortak kulak kasları düzensizliğe girdiği zaman böyle gıcır gıcır bir ses yapar. Genelde fonksiyon sırasında ortaya çıkar. Kulak enfeksiyonlarında, atar damarların anevrizmalarında, darlıklarında, aterosiklerozda, boyun damarlarının kireçlenmesinde, venöz füstüllerde, arter ve vena arasındaki bağlantılarda kan geçerken o ses, malformasyonlar, bozukluklar, tuba disfonksiyonu diyebileceğimiz patent tuba dediğimiz durumlarda karşımıza çıkar. Patent tubada kişi solunum sesini kulağında hisseder. Tabii kulak solunum sesini normalde biz algılamayız. Ama kulak onu çok yükselteceği için her nefes aldığında çok yüksek bir nefes solunum sesi duyacağından kişi çok mutsuz olacaktır. Evet. Burada da görüyoruz işte beyinde, boyunda, şah damarı dediğimiz karotis damarlarındaki anevrizmalarda, kireçlenmelerde, darlıklarda bu ses kulağa yansımaktadır. Bazen arter ve ven arasında geçişlerde bir hızlı geçiş, jet geçici kan olacağı için yine ses olarak algılanabilmektedir. Şimdi bu boyunla ilgili darlıklarda çok başarılı, o arter darlıklarında çok başarılı operasyonlar yapılmakta. Hem kişinin beyin sağlığını, vücut sağlığını, yaşamını sürdürmekte hem de çınlama için bir tedavi aracı olmaktadır. Evet.
Burada da gördüğümüz gibi dış kulak yolu serümeni, ondan sonra multiple skleroz, tümörler, iç kulaktaki bir takım iç kulak sıvısının basıncının yükselmesi gibi, orta kulak kemik zincirinin kireçlenmesi gibi nedenlerle yine kulak çınlaması karşımıza çıkabilir. Evet. Burada da objektif tinnitusları tekrar gördük. İşte arter ven arasındaki füstüller, konjenital olarak damar bozuklukları, daha sonra kazalarla birlikte olan damar bozuklukları, damar urları, kulağın içindeki glomus jugulara dediğimiz damarın çok geniş olarak teşekkül etmesi ve orta kulağı kapsaması, bunlar da çınlamalara sebep olabilir. Boyun arterlerindeki darlıklar, genişlikler, yapışıklıklar, aşırı kireçlenmeler, bunlar da kulak çınlamasına sebep olabilir. Tansiyon yüksekliği kulak çınlaması yapar. Evet. Şimdi hekimlerin genelde çok fazla zaman aldığı için uğraşmakta güçlük çektiği konulardan bir tanesi kulak çınlamasıdır. Hastalar bu konuda çok muzdariptir. Kendilerinin daha çok teşhis için uğraşılmasını ister kendilerine. Ama bu öyle bir konu ki hastanedeki tüm tetikleri yapsan tinnitus için, kulak çınlaması için az gelir. O nedenle anemnez çok önemlidir. Hastanın sorgulanması çok önemlidir. Başlangıç şekli, lokalizasyonu, ne kadar sürdüğü ve gece uykusunun kaçıp kaçmadığı, uyuyup uyuyamadığı, bunlar sorulmalıdır. Günde kaç kere oldu, ne kadar sürdü, ayda kaç kere oldu, ona bir yan etkisi var mı, bunu önleyebiliyor mu, kendisi baş edebiliyor mu, hekime gitti, tedavi başarılı mı, bunları sormak lazım. Uykuda kayboluyor mu, bunu sormak lazım. Bir de bu kulak çınlaması iyi tarif etmek lazım. Bir Ağustos böceği gibi sürekli geliyor mu, yoksa kalp sesi gibi mi, bunları sorgulamak lazım. Subjektif veya objektif olup olmadığı bilinmesi lazım. Objektif tinnituslarda tedavi de gerekebilir. Başarılı bir tedavi, cerrahi tedavi, ilaç tedavisi gerekebilir. Onun için mutlaka objektif veya subjektif tinnitusu ayırmak lazım. Evet. Şimdi kulak çınlamasında sistemik hastalıklar, kullandığı ilaçlar, çünkü bazı ilaçlar kulak çınlamasını arttırır, yaşam tarzı, nerede çalıştığı, gürültülü ortamda çalışıp çalışmadığı, beslenme şekli, günün hangi saatlerinde çınlama olduğu, mesela bir düğün, eğlence yerine gidiyor, gürültü, müzik dinliyor, yüksek volümlü. Ondan sonra genellikle çınlama olur kişilerde. Onun ne kadar sürdüğü ve kaybolup olmadığı, askerliğini topçu olarak mı yaptı, silah kullandı mı, avcılığa merakı var mı, ne iş yapıyor, bunların hepsini sorgulamak lazım. Aynı zamanda işitme kaybı var mı, depresyonun olup olmadığı, baş dönmesi var mı, bunların hepsini sorgulamak gerekiyor. Evet. Özgeçmiş olarak da kişi gürültüye maruz kaldın mı? Senin metabolik bir hastalığın var mı? Şeker hastalığı gibi, tiroid hastalığı gibi, üre rahatsızlığı, böbrek yetmezliği gibi rahatsızlığın var mı? Tansiyon ilacı kullanıyor musun? Alerji, kulak ameliyatı oldun mu? Herhangi bir kaza geçirdin mi? Kullandığın ilaçlar ne? Bunları sorgulamak lazım. Hekim bunları sorgulaması lazım. Hasta da bunu anlatması lazım hekime. Çünkü çınlamaya sebep olabilir. Muayenede, kulak çınlamasında baş boyu muayenesi yapacağız ki acaba buralardan herhangi bir şekilde ses kulağa yansıyor mu? Kan basıncını ölçeceğiz. Otoskopik muayenede hiçbir şey çıkmayabilir. Diyapozon testleri yapacağız. Göz dibi muayenesi yapacağız. Kraniyal kafa çiftlerini, sinirlerini değerlendirme yapacağız. Burunla ilgili muayene yapacağız. Bir de çene ekleminin yerinden oynaması, çene eklemi atrozu,
kulak çınlamasına sebep olacağı için bu çene muayenesi mutlaka yapılması lazım. Başın hareketleriyle baş dönmesi oluyor mu? Kulak çınlaması gelişiyor mu? Bunu muayenede anlamak lazım. Evet. Teşhis yöntemleri açısından arkadaşlar kulak çınlaması gerçekten çok uğraştırıcı bir şey. Hekimi bunaltan, hastayı bunaltan bir konu. Çoğu zaman hasta, doktor bana buna alış dedi şeklinde ifade eder. Biz bunlara, bununla nasıl mücadele etmesi gerektiğini sabırla anlatıyoruz. Hekim arkadaşlar anlatmaya çalışıyor. Ama tüm tetikleri günlerce yapsan tinnitus'ta gerekebilir. Onun için hekim yapması gereken hedef noktadaki az sayıdaki tetkik yöntemlerini uygulaması lazım. Bunun için en başta odiyometrik inceleme, tam kan sayımı, bir takım kandaki antikor durumunu tespit eden ESH, RF ve ANA testleri, hızlı plazmin reajin dediğimiz RPR testi, kan şekeri, tiroid stimulan hormon testi, T3, T4 bunların bilinmesi lazım. Kanın kan yağları bilinmesi lazım. Radyolojik tetkikler yapılması lazım. Özellikle tek taraflı kulak çınlamalarında BT ve MR testi yapılabilir. Objektif tinnituslarda boyun damarlarında herhangi bir anevrizma veya beyinde anevrizma var mı diye anjiyografi yapılarak objektif tinnituslarda bize yol gösterebilir. Dediğimiz gibi tetkiki çok fazla olan bir yöntem bu ama çoğu boşa gider. Önemli olan mutlaka hedefdeki bize bilgi verecek tetkik yöntemlerini hastaya uygulamalıyız. Evet. Gelelim tedavisine. Şimdi tedavide medikal tedavi, ilaç tedavisi, maskeleme tedavisi, elektroterapi, psikoterapi, cerrahi tedavi ve bir takım yeni yaklaşımlar var. Evet, değiştirelim. Şimdi genelde hastalar hekimlerin kulak çınlamasına alışmaları gerektiğini söylemektedir. Ama hekimler de bu konuda gerekli tedaviyi elinden geldiği kadar yapmakta, işitme testi uygulamakta ve şüphelendiği zaman, gerektiği zaman film istemekte, kan tetikleri istemekte. Ama oldukça zor bir konuda başarıyı her zaman kolayca sağlamak mümkün olmamaktadır. Ama bu konuda kıyasıya bir mücadele vardır. Hastalar bunun mutlaka tedavi olmasını istemektedir. Medikal tedavide lokal anestezikler sinir bölgesini lokal olarak uyuşturma tedavisi yapılabilir. Bazı epilepsi ilaçları kulak çınlamasına iyi gelebilir. Prostaglandin agonistleri, kalsiyum kanal blokürleri, trimetazin dediğimiz ilaçlar, hani preparat ismini söylemiyoruz, ham maddesini söylüyoruz burada. Ginkgo biloba ekstreleri, beta histin hidroklorür, vitaminler, antihistaminikler, antidepresanlar, antiadrenerjikler, antikolinerjikler, benzodiazepinler ve düz kas gevşeticileri bunlar kullanılmaktadır. Ama bunlardan birisini seçebilmek için doğru teşhis koymak lazım. Mesela objektif tinnitus olarak kabul ettiğimiz orta kulak kasları ve damak kaslarının kasılmasıyla olacak gıcırtı şeklindeki kulak çınlaması diyeceğimiz konu kesinlikle düz kas gevşeticilere tedavi olmaktadır. Ama bu teşhisi koyan hekim hastanın gözünde çok büyük, büyümüştür. Ona karşı hastanın sevgisi çok artmıştır. Bu teşhisi de hekimlerin kolaylıkla koyacağına inanıyorum. Evet. Bir de maskeleme tedavisi var. Arkadaşlar maskeleme tedavisi şu. Demiştik ki subjektif tinnituslarda iç kulaktaki saçlı hücrelerin yıpranması elektrik üretiyordu. Ve onu anlamsız ses olarak biz algılıyorduk. İşitme cihazlarının içinde de ayrıca bir takım gürültü, beyaz gürültü dediğimiz sesler bulunmakta. Kişi
O sesler kulağa verildiği zaman iç kulaktaki oluşan, kendiliğinden oluşan sesi işitme cihazındaki beyaz gürültü yok etmekte ve dengelemektedir. Ve kişi bir süre sonra çınlamayı duymamaktadır. Şunu söyleyebiliriz, işitme cihazları %50 oranda kulak çınlamasını yok ediyor. %50, araştırmalar bunu gösteriyor. Şayet kişi hem duymuyor, hem kulak çınlaması var, hem denge bozukluğu var, depresyonu var. Bu kişiye işitme cihazı verdiğimiz zaman hem işitmesini sağlamış olacağız, aynı zamanda da kulak çınlaması birkaç ay içinde %50 oranında kaybolacaktır. Onun için bir taşla iki kuş vurulmuş oluyor bu tür hastalar. Ama her zaman için işitme kaybıyla beraber olmaz kulak çınlaması. Tek başına olabilir. Yine bu durumda da kişiler, kulak çınlaması olan kişiler radyo açarak, kendine bir ses bularak, hatta fan sesi bile olabilir, çeşitli müzikleri açarak o sesi yok etmeyi öğrenmişlerdir. Bu konuda da yapılacak şey, kulak çınlamasının şiddetiyle uyguladığı sesin şiddeti başa baş gelmeli, birbirine tepede birleşmeli. Yani kulak çınlamasını bir duyacağım, bir duymayacağım. 2-3 aylık sabır ederse dinlediği müzikle, onu rahatlatan bir gürültüyle 2-3 ay sabır ettiği zaman günde en az 2 saat uygulayarak, bu sesleri dinleyerek kendisini rahatladığını görürler. Hiç hekime gitmeden kulak çınlamasını bu şekilde maskeleme yaparak tedavi edenler var. Ama biz işitme cihazının içine koyuyoruz bunları. Ayrıca tinnitus jeneratörler dediğimiz cihazlar var. Onlarla bunu yapıyoruz. Evet, elektroterapiyi geçtik. Elektroterapi, biofeedback, elektrik stimülasyonu, akupunktür, transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu dediğimiz testler var. Bu testler, uygulamalar her zaman başarılı olacak bir şey değil. Zaman zaman bazı kişilere iyi gelebiliyor. Evet. Evet, değiştirelim. Arkadaşlar şimdi bu kulak çınlaması çok kişinin derdi. Kulak çınlaması yaşamayan yok hemen hemen. Ama karşımıza çok önemli olarak çıkması, uykusuzluk olması, onu sinirlendirmesi, depresyona sokması gibi nedenlerle karşımıza geldiği zaman ciddi sorun yaratıyor. Bu nedenle kulak burun boğaz uzmanı olarak biz psikiyatriden, psikologlardan da yardım alıyoruz. Çünkü depresyonla iç içe bu. Kişinin beslenmesi bozukluğu da depresyonu tetikleyebiliyor. Bağırsak, geçirgen bağırsak dediğimiz bağırsak düzeninin bozuk olması depresyonu tetikleyebiliyor. Bu kulak çınlamasını tetikleyebiliyor. Ve neticede biz psikoterapi için psikiyatristlerden, psikologlardan yardım istiyoruz. Meditasyondan yarar görenler var. Ve bu kişinin yapısıyla ilişkili. Tinnitus habitasyon terapi diye bir konumuz var. Ama bunlar tamamen kişiye göre seçilecek tedavi yöntemleri. Bütün bunlara rağmen, çok az da olsa bazı kişiler kesinlikle kulak çınlamasını kabullenememekte, ondan çok rahatsız olmakta, uykusu kaçmakta, onu hiç kafasından atamamakta ve onu ilaç tedavisi kullanıldı, gerekli tedaviler yapıldı, her türlü çalışma yapıldı, işitme cihazı kullanıldı ama ona rağmen yine rahatsız. Bu durumda çok az da olsa cerrahi tedavi gerekiyor. Cerrahi tedavide şöyle bir konu var, işitme kaybı da gelişebilir kişide. Tinnitus, kulak çınlaması gider ama işitme kaybı da gelişebilir. O nedenle biz önceki tedavilerin, medikal tedavinin mutlaka çok iyi yönlendirilmesi, uygulanması lazım. Çok iyi anlatılması lazım. Bizim kulak çınlamasında nöromodülasyon dediğimiz hastaya bu konuyu derince,
görsel olarak anlatmak, durumunu ona bilgilendirmek ve onu bunun çok da kötü, hayati bir şey olmadığını genelde vurgulamak hastayı çok rahatlatmaktadır. Bu şöyle bir yöntem. Mesela doğrama atölyesinde çalışan bir kişi aşırı gürültüyle maruz kalır ama 3-5 dakika sonra o sesi yok eder. Hiç duymaz hale gelir. Bu beyin sesin beyne ulaşmasını kendisi bloke etmektedir. Biz bunu kişinin nasıl yapacağını nöromodülasyon yöntemiyle anlatarak bunu sağlamaya çalışırız. Hasta da kendisi bazı müzikleri, mesela Beethoven'ı, Bach, Mozart, bunların müziklerini, bazı ilahi müzikleri dinleyerek kişiler bu şekilde rahatladığını bize bildirmektedirler. Bütün bunlar tedavi başarılı olmadı ama kişi de artık buna dayanamıyor, uykusuzluk çekiyor. Cerrahi tedavi o zaman uygulayacağız. İşitme kaybı da beraber o zaman oluyor. Endolenfatik kesenin cerrahisi, tabii kemikten, kulak arkasından müdahale ediliyor. Ondan sonra işitme, burada işitme sindirinin ganglionuna blokaj, lokal anestezikle, 8. sindirin, işitme sindirinin kesilmesi, orta kulaktaki timpanik pleksusun kesilmesi, korta timpaninin kesilmesi, labirendektomi, sebedektomi, kokleer implantasyon gibi cerrahi tedaviler çok ender de olsa mecburen kullanılabilir. Yeni yaklaşımlar olarak lazer tedavisi çok uygulanmaya çalışıldı. Başarısı sınırlı lazer tedavisinin. Şu anda manyetik stimülasyon, manyetik alanda stimülasyon yaparak başarı sağlandığı gözlenmektedir. Kişilerin bu konuda yapacağı şey kendileri elbette kulak burun boğaz hekimine başvurduktan sonra, gerekli bilgileri aldıktan sonra maskeleme tedavisini kendileri evlerinde bir ses bularak, deneyerek yok etmeye çalışacaklar. Ama bunu başaramazlarsa bize başvuracaklar. Tabii ilaçları da kullanacaklar. Bütün bunları başaramadığı zaman da bir kulak burun boğaz hekimine başvurmaları gerekiyor. Öneri olarak, son olarak ben şunları söyleyebilirim. Kafein, nikotin gibi stimülan alımında tinnitus artıyor. Uykusuzluk tinnitusu arttırıyor. Sinirlilik tinnitusu arttırıyor. Onunla aşırı çay tüketimi tinnitusu, kulak çınlamasını arttırıyor. Gürültü da uzun süre kalmak, Walkman dinlemek uzun süre, bunlar kulak çınlamasını arttırıyor. Bazı ilaçlar kulak çınlamasını arttırıyor. Bununla, bu durumları hekimlere danışarak ona göre karar vermek lazım. Arkadaşlar bugün toplumun çok büyük sıkıntılarından birisi olan, herkesin başına bir gün gelen kulak çınlamasını anlattık. Kulak çınlaması ile ilgili sıkıntıları, tedavi yöntemlerini elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onlarla en kısa zamanda görüşmek umuduyla teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.